Banu'yu benden kaçırmaya hakkınız yok sizin. Kaçırmıyoruz. Banu tedavi için yurt dışında. Tamam, ben de bu tedavinin bir parçası olabilirim. Onu benden uzak tutamazsınız. Neyim ben? Nişanlısı değil miyim onun? Onun bir kere en çok bana ihtiyacı var. Doktoru ne söylüyorsa ben onu uyguluyorum. Ya yapmayın. Ben kusura bakmayın da doktora sizin güvendiğiniz kadar güvenemiyorum. Evet, güvenemiyorum. Ortada bu kadar gizli saklı şey varken, o da bu kadar alet olmuşken güvenemiyorum. Kusura bakmayın. Ziya Bey hiçbir şey alet olmuş değil. O işini çok iyi yapıyor. Hastasına saygılı olduğu için gizledi durumu. Ya şu durumun gerçekte ne olduğunu bir öğrensem doktorundan daha fazla yardımcı olacağım bari. Ay yeter. Ne yaşadığımızı bilmiyorsun. Ben evliliğimi bitirdim. O kadını da Atilla'yı da hiç affetmedim. Kendim için değil. Banu'ya yaşattıkları için. O çocuk Banu'nun psikolojisini bozdu. O yangından sonra daha da dağıldı. Ya yapmayın Ebru Hanım ya. Bana hikaye anlatmayın. Ben bütün gece uyumadım. Parçaları birleştirdim. Çözdüm, biliyorum artık. Anladım her şeyi. İkisi de bilmiyordu bu durumu. Banu kardeşi olduğunu bilmeden... Kim kimin kardeşi? Ne saçmalıyorsun? İkiniz de kesin, yeter Barış. Sen yaptın. Banu'yla bizim aramızı bozmak için planladın bunu. Burak'ın eski aşkı olduğunu zannedip Banu'yla bizi ayırmaya çalıştın. Ya yazıklar olsun sana ya, yazıklar olsun. Onun ne hale geleceğini bile bile sırf bana olan düşmanlığından yaptın bunu. Yalancı adi herif. Güney, Barış, ikiniz de kesin, yeter Barış. Kim çağırmış onu? Ha? Nereden duydun sen bunu? İspat et öyleyse. Hadi ispat et. Söyle nereden bildiğini. Güney, izin ver bize, lütfen git. Defol git buradan. Defol! Banu'nun şu anki durumundan sen sorumlusun. Sırf beni saf dışı bırakmak istediğin için. Güney dedim. Güney lütfen git. Güney, izin ver bize. Anne nasıl olur? Allah'ım kafam almıyor. Her şeyi anlatacağım. Burak Çatalcalı. Nasıl olur ya? Nasıl olur ya? Sakin ol lütfen. Her şeyi anlatacağım. Olanları öğrendikten sonra Atilla'yı hiç affetmedim. Burak'ın varlığı da o da yeni öğrenmişti ama yapamadım. Boşandık. Çekip gittim işte. Atilla'yı terk ettim diye arkamdan ileri geri konuştular. Kimseye cevap vermedim. Gururuma yedirip kimseye asıl sebebin ne olduğunu söylemedim. Nasıl söylenir ki? Sır olarak kalması lazımdı. Öyle de oldu. Burak'ın annesi öldükten sonra da başka bilen kalmadı zaten. Bugüne kadar? Evet, bugüne kadar. Hazmetmek çok zordu. Nasıl büyük bir felaket atlattık, haberin var mı Barış? Atlatabildik mi acaba? Banu için söylüyorum ben. Hiçbir şey yaşanmadığı halde Banu bu duruma geldi. Onun için hastalandı. Bu felaketi düşündükçe kendini kaybetti. Sonra da başka kaçış yolları buldu kendini. Kendini affetmedi ama babasını affetti. Babasının biricik kızı olmayı oynadı. Ama bu durumla hiç baş edemedi, hiç. Şimdi de yavrum nasıl dağıldı. Karşılaşmaları alt üst etti onu yine. Burak'ı ondan uzak tutmak lazım Barış. O adamın ortalarda görünmemesi lazım. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Şimdi biraz nefes alacağım. Barış. Güney'in söylediği doğru mu? Gerçekten onu sen mi çağırdın? Kardeşine bu kötülüğü yaptın mı? Hayır. Hayır. Banu. Banu canım iyi misin? Barış çok kötü bir şey yaptım ben. Barış çok kötü bir şey yaptım. Dayan kardeşim, gel ya abla. Su getirin, su. Su getirin. Allah'ım. Ne yaptın lan? Banu kazaydı, kendine gel. İyi misiniz? Banu ne? Ben yaptım. Barış ben çok kötü bir şey yaptım. Kazaydı canım, kazaydı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.